O arabadan kurtuldum. Ama bu odadan sağ çıkamayacaksınız Münir. Ne yaptın sen Özgür? Emre bırak. Emre lütfen. Lütfen bırak. Yalvarırım ne olursun bırak. Geliş kendine gel adamı öldürmek mi istiyorsun sen? Bırak. Emre bırak. Geliş dedim bırak. Geliş bırak. Emre dursun ya. Bizi göndersin Emre lütfen bırak ya yalvarırım. Hemşire. Sus. Sus yalvarırım sus. Sus var. Ne yaptın sen aç şu kapıyı. Geliş şu kapıyı aç Geliş. Geliş. Sus lütfen sus. Ölsün ya, ölsün. Bırak gebersin. Tamam, ver anahtarı ver. Anahtarı ver, yürü. Yürü, yürü, yürü. Güzel bir elbise. Bunu hiç giymemiştin. Tamam giyerim meleğim söz. Ver bakayım bana. Bu ne kitabı Hicran abla? Masal kitabı. Sana okurum diye getirdim. Ya adı ne? İçinde hangi masallar var? Bu kitap babalardan kızlarına masallar. Masallarda da küçük ayı, çalışkan karınca, deniz kızı Banu. Onu biliyorum. Babam anlatmıştı. Kumsala gitmeye ve annesini aramaya çalışan bir deniz kızı vardı. Ne oldu meleğim? Bulamadım. Çünkü okuma yazma bilmiyorum. Hani sen benim öğretmenim olacaktın? Ben de artık okul sulaması giyip karne almak istiyorum. Söyle bakalım ne öğrenmek istiyorsun? Anne. Gel Elis. Emre kaçmış. O psikopat kaçmış Emre. Farkındayım Elis sus artık. Lan nasıl kaçar kapıda polis vardı. Nasıl kaçtıysa kaçtı işte. Hadi. Elis rica ederim şu konuyu uzatma tamam mı? Emre. Elis bin şu arabaya hadi. Yine peşime düşecek manyak. Hepsi o Allah'ın belası Hicran yüzünden. Deliz yeter. Hicran Hanım'la uğraşmayı bırak artık. O da o Soner denen pisliğin kurbanı. Anla artık bunu. Tek derdi Hicran olan. Sadece ben. Emre ne yapıyorsun? Ne dedin Meleğim? Anne nasıl yazılıyor Hicran abla? Gel ben sana öğreteyim. Sen geç şöyle. Bak şimdi. Bu A. Bu ne? Bu da ne?
Bu da E harfi. Ve bunların hepsi bir araya gelince... Anne. Aferin benim meleğime. Ben sana aşık oldum Elif. Artık sana yalan söylemeye katlanamıyorum. Her şeyi anlatacağım. Hak ettim. Bir şey mi dedin? Filiz kendine gel artık. Saçmaladığının farkına var. Ben bir şey yapmadım. Filiz lütfen. O pislik şu an hepimiz için çok büyük bir tehlike. İzin ver ne yapmam gerektiğine bakayım. Soner'i polisten önce bulmam lazım. Konuşursa hayatım biter. Buyurun Emre Bey. Süleyman abi konakta mısın? Yok efendim değilim, ben çarşıya çıktım. Tamam, hemen işlerini bırakıp konağa gidiyorsun. Konuşmamız lazım. Kimseye de bir şey söyleme. Tamam efendim, merak etmeyin. Hemen dönüyorum. Tamam. Buyurun Emre Bey. Nedim abla merhaba. Her şey yolunda değil mi? Bir sıkıntı yok. Süleyman'ın kumar oynadığını mı öğrendi acaba? Nedim abla, duyuyor musun beni? Yok yok. Her şey yolunda. Ne sıkıntısı olacak Emre Bey? Meleğe görüşürüz demeden çıktım. Kızımı merak ettim de. Meleği merak etmeyin Emre Bey. Meleğin keyfi yerinde. Alınmazsanız... Sizin yokluğunuzda hiç aramadı. Hicran'la gülüşüp oynaşıyorlar. Siz de biliyorsunuz. Hicran ablasının yanında çok mutlu Melek. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ne Hicran aşkıymış. Herkesi zehirlemiş yılan. Efendim. Daha iyiye gidiyor. Evet. Bir süre daha uyku ilaçlarına devam edeceğiz. Daha sonra kendini toparlayacaktır. Hayır, kimse bilmiyor. Tabii ki istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Yeliz Hanım apar topar çıktı. Emre Bey de peşinden. Bir mesele var ama ne? İnşallah Soner'le ilgili değildir. Ona yardım ettiğimi öğrenirlerse derdimi de anlatamam. Koyarlar kapının önüne valla.
Ne dedi Emre Bey? Her şey yolunda mı diye soruyor. E seni niye aramış ki? Dur istersen ben bir arayayım Emre Bey'i. Zehra Hanım çok merak ediyor Emre Bey. Siz beni niye aradınız acaba diyeyim. İyi tamam sustum. Zehra sen şu bulaşıkları yıka bakayım kızım. Hadi ben doğrarım bırak sen. Kızaklı Meleği merak ettiyse niye Hicran'ı aramadı Süleyman? İnşallah sen çıkmazsın bunun altından. Nedim abla yavaş elini keseceksin. Öyle dalmışım be kızım. İyi misin sen? Üzme kendini bu kadar. Hem Süleyman abla... Aa, o konuyu hiç açma Hicran. Gerçekten delleniyorum. Senin telefonu kapalı mı? Yok. Niye ki? Emre Bey seni aradı. Merak etmiş. Yani seni aradı, ulaşamadı herhalde demek istedim. Melek de seni sordu, ben de iyiler dedim. Meleği merak ettiyse niye beni aramadı ki? Bir terslik mi var acaba? Sunay'la ilgili olabilir mi? Kesin öyle. Telaşlandırmak istemedi demek ki. Ben bir Meleğe bakayım. Kesin bir terslik var. O Allah'ın belası. Ağzını hayra aç Zehra. Tamam Nedim abla sustum. En iyisi sen ne yap biliyor musun? Benim ağzımı şöyle pantla ben bir daha hiç konuşamayayım. Nerede o günler? Hadi başımın belası hadi. Yıka bakayım şu bulaşıkları. Vallahi hırsımı senden çıkarırım bak Zehra. Bakma bana öyle. Aa! İyi dur ula iyi dur ula. Cesaret Berkay. Şimdi yapamazsan hiç yapamazsın. Ya pardon. Dalmışım. Kadın Sömürüsü adlı sesli bir kitap dinliyordum da. Hani Pelin anlatmıştı ya. Bir kız böyle bir şeyler yaşadı falan diye. O bölüme çok benziyordu. Ya kitapta ilk kızın yaşadığı travmaları düşününce bu tip erkeklerden iyice nefret ettim. Senin başına gelse ne yapardın? Ne tepki verirdin? Tepki mi? Bu tip erkeklere tepki bile vermem ben. Bunlara en büyük cevap tepkisizliktir. Yani hiç tanımamış gibi yapmaktır, yok saymaktır. Gerisi bunlara fazla gelir. Ben fırına bakayım. Ha, sen ne söyleyecektin bu arada? Fırına bakalım, kek yanmasın diyecektim. Hı, tamam. Melis. Soner'in kaçtığını konaktakilere söylemeyeceğiz. Kimse endişelenmesin. Özellikle de... Hicran'a değil mi? Şu durumda bile düşündüğün tek şey Hicran endişelenmesin. Tedirgin olmasın. Aman Hicran'ın kalbi kırılmasın. Peki ya benim kalbim Emre? Özellikle de Ali Hanım'a söyleme diyecektim. Senin için çok endişelendim. Hepimiz endişelendik. Ama boşunaymış. Nihayet gerçek duygularını açık ettin. Beni umursamadığın gün gibi ortada. Bizim seni umursadığımız kadar sen de kendini umursasaydın bu saçmalıklar olmaz Yeliz. Ya ben hastaneye geç kalsaydım? Ya Soner kaçmamış olsaydı o zaman ne olacaktı? Hapislerde mi çürüyecektin? Bu mu olacaktı yani? Ya sen hiç mi Ali Hanım'ı düşünmüyorsun? Ali Hanım. Tabii. Çok haklısın Emre ya. Çünkü benim düşünebileceğim tek şey teyzem değil mi? Beni umursayan, ne hissettiğime önem veren tek insan o. Haksızlık ediyorsun. Asıl sen haksızlık ediyorsun. O adam beni kaçırdı ya. Bana dokundu.
ellerime, omuzlarıma, bacaklarıma, beni zapt etmek için sarıldı. Bunlar sana ne hissettiriyor Emre? Sen bana o kadar uzaksın ki, bu durumun beni nasıl etkilediğini görmüyorsun bile. Ne yapsaydım ben? Geçti gitti mi deseydim? Ya o adam benim kafama silah dayadı silah. Gencecik bir kadınım ben. Bu yaşta ölüm korkusu neymiş onunla yüzleştim. Peki niye? Sevgili nişanlım beni riske atıp hiçbir şey yapmasın diye mi? Bütün bunlar seni haklı çıkarmaz Elis. Ben senin bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştim. Bana başka çare bırakmadın sen Emre. Beni bu psikopatla bir başıma bıraktın. Ya sen ne dedin? Farkında mısın Yeliz? Beni kurtar ama o kadını, o psikopata teslim et. Ya ben bunu nasıl yapabilirim? Bu nasıl bir bencillik? Nerede adalet duygusu? Keşke adalet duygusuna verdiğin önemi, biraz da benim neler hissettiğimi, senin bana yaptıklarının neler hissettirdiğini anlamaya verseydin Emre. Zehra yarım saattir. Biz sizi hizmetçilerin işine karışmamanız konusunda daha kaç defa uyaracağız? Ben geçiyordum. Sus! Uğraşamam. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sen mi derdime derman olacaksın? Asıl bela sensin sen. Bir de geçmişsin karşıma. Masum numaralarıyla iyi misin diyorsun bana ya. Yeliz, ne oluyor kızım, iyi misin? Değilim. Ben iyi falan değilim. Bunun sebebi de sensin. Geldiğin yetmiyormuş gibi bir de üstüne konağa yerleştin ya. Yeter artık kızım, git hayatımdan ya, yeter git. Yeliz. Asabı bozuldu iyice kızımın. Gel canım, ben seni odana çıkarayım. Tek kelime daha etmiyorum. Ticari Hanım, ben Yeliz adına sizden çok özür dilerim. Ben sadece... Biliyorum. Her şey ortada zaten. Yeliz'in moral sinirleri çok bozuk. Siz iyi gözükmüyorsunuz. İsterseniz bir yudum su için. Lütfen. İyi misiniz? İyiyim. Ben bir meleğe bakayım. Berkay ne anlatıyor? Kekler hazır mı diye sordu. Başka bir şey demedi mi? Yok. Niye, bir sorun mu var? Yok. Bana canı sıkkın gibi geldi de. Ya ben fark etmedim. Tayfun, neredesin? Konuşmamız gerek. Pelin nereye?
Babama mı gidiyor bu? Hangi biriyle uğraşacağım ben? Aliye teyze, lütfen. Ben şu an nasihat dinleyecek durumda değilim. Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Dinleyeceksin. Yeliz, ne oluyor sana? Soner kaçmış. Nasıl kaçmış? Nereden bileyim nasıl kaçmış? Ya sen nereden biliyorsun kaçtığını o zaman? Hastaneye gittim çünkü. Ne? Nasıl? Yeliz. Az önceki rezilliği yaşadıklarına veriyorum. Ama tekrarı yaşanırsa senin için sonuçları farklı olur. Anlaman için bir kez daha söylüyorum. Melek istediği süre boyunca Hicran Hanım burada bizimle kalacak. O yüzden ona karşı hareketlerine dikkat etsen iyi edersin. Hicran Hanım'ın kırılması demek Melek'in üzülmesi demek. Ve ben buna müsaade etmem. Hicran Hanım'la uğraşmak yerine onun varlığını kabullenip onunla yaşamayı öğrensen iyi edersin. Beğendin mi yaptığını? Afiyet olsun. Pelin toptancıya mı gitti? Bilmiyorum, bir şey söylemedim. Ne zaman dönecek biliyor musun? Ya bilmiyorum dedim ya. Hem bugün ne bu ikiniz de birbirinizi bu kadar merak ediyorsunuz? Nasıl yani? O da seni sordu. Ne dedi falan diye. Yani moralim mi bozukmuş neymiş? Bir şey mi oldu? Yanlış kişi duymuş hislerimi. Ama var bir şey belli. Yani sen de Pelin'i sorduğuna göre. Yok ya. Ne olacak? Hazır Pelin de yok. Dükkan da boş. Kılıcı da üstümüzde değilken bir kahve içelim diyecektim. Pelinsiz ve stressiz. E olur tamam. Türk kahvesi ama. Kahve senden, lokum benden. Sen Türk kahvesi seviyor muydun ya? Sen yaparsan içerim. İlkleri paylaşmak güzeldir. Yani müşteriler güzel olduğunu söylüyor. Ya ben de denemek istiyorum. İyi peki madem ama bu seferlik. Yani öyle alışma ben böyle yapıyorum diye. Türk kahvesi bu canım. Erkekler de yapabilir. Evet halacığım, tıpkı sizin söylediğiniz gibi. Son zamanlardaki bütün ihaleleri aynı şirket almış. Şirket ortakları bilindik isimler değil. Yabancı yatırımcılar. Ama iç pazara bu kadar hakim olmaları biraz tuhaf. Büyük ihtimal arkalarında gizli bir ortak var. Araştırmalarım devam ediyor. Ha hala, bu arada finans departmanıyla görüştüm. Yeni planlamalarımızı yaptık. Mail attım size. Halacığım, tamam, siz merak etmeyin. Tamam mı? Ben her şeyi halledeceğim. Görüşmek üzere. Emre Bey, ek güvenlik kameralarını taktırdım efendim. Hanımların hiç haberi olmadı, merak etmeyin. Yani bahçıvanlık işleri falan diye geçiştirdim. Tamam, sağ olasın. Bak, kameralar var diye sakın rehavete kapılma, tamam mı? Gözünü dört aç. Bağışlayın efendim, siz hiç merak etmeyin. Anahtarı ver, anahtarı ver. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sen mi derdime derman olacaksın? Asıl bela sensin sen. Bir de geçmişsin karşıma. Masum numaralarıyla iyi misin diyorsun bana ya? Yeliz, ne oluyor kızım, iyi misin? Değilim. Ben iyi falan değilim. Bunun sebebi de sensin.
Geldiğin yetmiyormuş gibi bir de üstüne konağa yerleştin ya. Siz iyi gözükmüyorsunuz. İsterseniz bir yudum su için. Lütfen. İyi misiniz? İyiyim. Ben bir meleğe bakayım. Daha iyi misiniz? Ben Yeliz adına sizden bir kez daha özür dilerim. Kendisiyle gerekli konuşmayı yaptım. Bundan sonra böyle bir tatsızlık yaşanmayacak, emin olun. Yani ama Yeliz Hanım haklı. Lütfen yine kendinizi suçlamayın. Bu neyi değiştirir ki? Soner durmuyor. Her an karşıma çıkacakmış gibi. Ya buraya gelmekle doğru mu yaptım bilmiyorum. Meleği tehlike yapmış olmaktan çok korkuyorum. Siz bu konakta benim yanımda olduğunuz sürece güvendesiniz. Onun hakkında bir haber alabildiniz mi? Araştırmalarım devam ediyor. Siz bu konuyu dert etmeyin. Böyle elim kolum bağlı durmak da içime sinmiyor. Bakın şu an sizin yapmanız gereken tek şey burada bizimle, Melek'le kalmak. Belki bir süre konaktan çıkmamaya ve mümkün oldukça Melek'i bahçeye çıkarmama konusunda özen göstermenizi istiyorum. Niye öyle dediniz ki? Bakın ben bütün tedbirlerimi aldım. Ama Soner bütün bunları yaparken yalnız başına değildi. İllaki yanında birileri var. Tedbirli olmakta fayda var. Bana güvenin. Bugüne kadar size zarar gelmesine müsaade etmedim. Bundan sonra da böyle bir şeye izin vermem. Melek nasıl? Ben de sizinle Melek hakkında konuşmak için geliyordum. Ya Melek okula gitmek için çok hevesli. Sonra öğretmen fiyaskosundan sonra bir daha istemez diye düşünüyordum. Ama ben bu konuyla ilgileneceğim. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl bir başına gidersin o mendeburun yanına? Ya Emre duyarsa ne diyeceksin? Benim için endişelenmenize çok şaşırdım Aliye teyzeciğim. Ama inanın hiç gerek yok. Çünkü Emre biliyor zaten. Beni takip etmiş, öğrendi. Yani ben bugün İşiteceğim kadar azarı işittim. Sen de bunun acısını hicrandan mı çıkarıyorsun? Yani yeter. Hicran. Bu ne ya? Bak ben bu krizi atlatayım. Emre'ye de soracağım bunun hesabını. Kızım sen zorla koyduracak mısın kendini kapının önüne? Ha? Hicran meleğin gözdesi. Emre ondan asla vazgeçmez. Usanmadın mı Hicran hırsın yüzünden Emre'den azar işitmekten? Ha? Biraz gururlu ol. Bırak şu bakıcıyla yarışmayı. Hırsından hata üstüne hata yapıyorsun. Biliyorum bana güveniyorsun. Ama eğer böyle yaparsan ben de durmam arkanda. Tamam. Tamam, sen de bırak beni. Sen de umursama, uğraşma. Zaten annem babam yapmamış. Sen niye yapasın ki? Ben bu yaşıma kadar hep yalnızdım zaten. Annemle babam beni o hastane köşesine attığında hep hayal eder. Keşke Aliye teyzemin yanına gitsem. Aliye teyzem benim annem. Maral da kız kardeşim olsa derdim.
birlikte gülüşsek, dertleşsek. Bana ailem varmış gibi hissettirdin. En azından bir süre. Teşekkür ederim. Güzel bir rüyaydı. Ama sen hayatıma girince kimseye karşı böyle hissetmedim. Ben sana aşık oldum Elif. Aptalsın Berkay, aptal. Hayrola? Sen de Elif özenip Tayfun'u şöyle bir güzel pataklayayım da sinirim geçsin mi dedim. Sen de aptalsın. Hepiniz aptalsınız. Sakin ol şampiyon ya. Ne oluyor? Ya ne olacak? Sen dalga geçerken Berkay Elif'e olan aşkını ilan etti. Soner'i bulmam lazım. Konuşmasına izin veremem. Neredesin Soner? Ya da aç şu telefonu ya, neredesin? İzin veremem ya. İzin veremem. O pisliğin hayatımı mahvetmesine izin veremem. Lütfen kendinizi suçlamayın artık. Bakın ne yazdım. Bakayım. Anne bir de baba. Senin aldığın kitap vardı ya Ceren abla. Onun kapağına bakarak yazdım. Aferin benim güzel kızıma. Doğru yazmış mıyım? Evet, çok güzel yazmışsın Emre. Aferin sana. Bayağı sana aşığım dedi ha Elif'e. Açıktan savaş ilan ettin demek Berkay Efendi. Ama ben sana yapacağımı bilirim. Ya saçmalama Tayfun. Ne yapacaksın? Niye aşık oldun mu diyeceksin? Berkay başka alanlarla kızın aklını çelmeden Elif'e Berkay'ın gerçek yüzünü göstereceğiz. Ya bu ne işimize yarayacak? Ya ben Berkay hevesini aldıktan sonra bana geri döner diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Ya Berkay Elif'e gerçekten aşıkmış. Ya bunu bile bile devam edemem. Benim de bir gururum var. Nasıl yani? Vaz mı geçiyoruz?
40 yıl hatırı var derken haksızlık etmişler. Bu kahvenin bir 50-60 senesi var. Yani şu an 20'lerindesin. O zaman bir 50 sene daha borçlandın bana. Sana ömrün feda olsun. Abartsaydın. 50-60 sene de yetmez manasında. İçtiğim en güzel Türk kahvesiydi. Yani ben yaptığım için olabilir. Biraz daha zorlarsan son kahvem olacak zaten. Battıkça batıyorsun Berkay. Çık hemen. Evde durumlar nasıl? Hicran ablayı gördüm elinde valizle. Bir yere mi gidiyor? Nerede gördün ki? Nerede olacak canım? Sabah işe gelirken. Ya valizle görünce de merak ettim. Bir süre konakta kalacak. Üzüldün mü? Üzüldüm tabii. Yani Hicran ablamla biz hiç ayrılmamıştık şimdiye kadar. Yurttaki arkadaşlarımdan sonra aile olmuştu bana. Ya şimdi eve gitsem, dertleşmek istesem. Beni ara. Niye? Dertleşmek istersen ben dinlerim seni. İyi hatırlattın. Ben gideyim bir Hicran ablamı arayayım. Nasıl söyleyeceğim gerçeği? Ya gerçekten bir daha yüzüme bakmazsan? O kadar çok şey var ki seninle yapmak istediğim. Ben bir sürü anımız olsun istiyorum Elif. Konsere gidelim, çimlere uzanıp güneşin tadını çıkaralım. Bütünlüklerimizi beraber yaşayalım istiyorum. Efendim Elifciğim. Nasılsın abla? İyiyim canım. Sen nasılsın? Sesin niye öyle bir tuhaf geliyor senin? Hemen de anlıyorsun. Anlarım tabii. Ablan değil miyim? Söyle hadi ne oldu? Ya seni özledim. Ve evet, şimdiden özledim. Ya söylesene ne oldu? Ya gerçekten seni özlediğim için öyle geliyordur sesim abla. Yani yoksa bu tarafta asayiş Berkemal amirim. Ha, henüz eve gitmedim. Yani Keriman teyze bir vukuatlara falan karıştıysa orasını bilemem tabii. Bak atışma sakın. Aman ne atışacağım abla onunla. Yani sen yok ya onun bile keyfi çıkmaz ki. Bak yine ya. Ya seni gören de dünyanın öbür ucuna gittim zannedecek. Hem ev sana kaldı daha ne istiyorsun? Ya seni istiyorum abla. Emre Bey gibi, Melek gibi. Ya Elif saçmalama video ne olacak? Ya kim duyacak abla? Çikolatalı pasta mı, profiterol mü kim duyacak yani? Neyse abla, müşteriler geliyor. Benim kapatmam lazım. Ama bak. Sen sadece benim ablamsın ona göre. Yani Melek hariç. Tamam. Hadi öptüm. Deli kız. Gel. Afiyet olsun Emre Bey. Teşekkür ederim Zeyno. Müsait misin oğlum? Müsaitim. Siz de kahve ister miydiniz Ali Hanım? Lüzumu yok. Çıkarken kapıyı çekiver kızım.
Oğlum. Yeliz'e kızma sakın. Ben sıkıştırınca söylemek zorunda kaldı Soner'in kaçtığını. Çok korkmuş yine peşime düşerse diye. Merak etmeyin. Tedbirlerimi aldım. Polis peşinde zaten. Buraya yaklaşmaya cesaret edemez. Hicran buradayken uzak duracağını hiç sanmıyorum. Hepimiz tehlikedeyiz Emre'cim. En azından Soner yakalanana kadar... Aliye Hanım lütfen. Sizden ricam. Yeliz'e Hicran Hanım konusunda fazlasıyla özenli olması ve kendi başına buyruk hareket etmemesi konusunda uyarır mısınız? Sen değilsin Pelin. Ya ilk darbede pes edip vazgeçemezsin Berkay'dan. Konu sadece benim duygularım değil. Geçen Esat amca bir şeylerden şüphelenmiş. Kibarca uyardı beni. Eğer devam edersek kibarca uyarmakla kalmaz. Ne kadar gaddarlaşabileceğini biliyorsun. Ya Esat amcanın derdi Berkay'ı bu mahalleden koparmak. Bu bizim işimize gelmiyor mu? Anlamıyorum ki. Ya Berkay'ı o insanların önünde rezil ettiğimizi öğrenirse bunun hesabını sorar Esat amca. Onu karşıma almak istemem. Ayrıca bu eğlenceli bir oyun olmaktan da çıktı. Ya evet, Elif'ten çok hoşlanmasam da ya iyi bir kız. Bile isteye bir genç kızı üzmek. Ama o senin üzülmeni umursamıyor ki. Bak Pelin. Bana güven. Bu savaşın galibi biz olacağız. Hem o gözlerin yeniden gülecek. Neyse, geç oldu. Benim gitmem gerekiyor. Hülyalı hülyalı bu. Abi. Şişt, duyuyor mu bak ya? Nereye gidiyor bu ya? Ay. Ay. Ay abi. Ay yok. Ay yok, bu böyle rahvan gidiyor. Ben böyle ağır aksak yetişemem vallahi. Aman en iyisi eve gideyim ben. Aman. Öf. Elif. Bak bu akşam konserleri varmış. Hemen sahildeki kafede gidelim mi? Ya kim bilir kaç para o biletler, gidemem ben. Bahanem buysa kabul edilmedi çünkü ben ısmarlayacağım. Ya nereden geliyor acaba bu değirmenin bitmek bilmeyen suyu? Bizim burada 3 kuruş için canımız çıkıyor ama senin tuzun kuru bakıyorum. Kendin dedin canımız çıkıyor diye. Bizim eğlenme hakkımız yok mu? Birkaç gün eve yürüyerek giderim. Hem bana da spor olur. Ya... Ben kendi biletimi alabildiğim gün gideriz. O zaman sinemaya gidelim. Hem halk günüymüş. Daha ucuza biletler. Senin etkinliğin gelmiş belli. Ama beni pas geç şu sıra. Yani Hicran ablam da yok biliyorsun. Evdekileri yalnız bırakmak istemiyorum. Thank you.
Hala aklım almıyor Pelin. Nasıl pes edersin? Ya adam aşkına itiraf etti diyorum Tayfun. Ya senin amacın ne bilmem ama ben başka birine aşık bir adamın peşinden koşan bir kadın olamam. Olmam. Bitti bu mesele. Tam da bu yüzden vazgeçemezsin. Berkay'ın duygularına gösterdiğin saygıyı o sana gösterseydi, ona olan aşkını, canının yanacağını bile bile gözünün önünde Elif'le flört etmezdi. Üstelik basit bir iddiaya meze ettiği kenar mahalle kızı için. Berkay hem seni hem de Elif'i hiçe saydı Pelin. Seni üzmenin bedelini de ödeyecek. Esat amca konusuna çok takılma. Ben sana yardımcı olacağım. Nasıl gidiyor dostum? İyiyim demek isterdim. Ne oldu, bir sorun mu var? Soner. Hastaneden kaçmış. Ne diyorsun? Kim var bu adamın arkasında ya? Adam bir şekilde paçayı kurtarmayı beceriyor. Ben de onu merak ediyorum. Ama her kim varsa eli kolu uzun biri anlaşılan. Öyle. Polis mi haber verdi Soner'in kaçtığını? İşte orası daha fena. Eli Soner'i öldürmek için hastaneye gitmiş. Ya ben de Soner'e bakmaya gitmiştim. Anlayacağım, ben olmasaydım Yeliz şu an katil olacaktı. Yeliz'in durumu hiç iyi değil Emre. Evet. Yaşadıkları ağır geliyor ona. Acısını benden çıkarmak istedim. Hastaneden dönerken öyle ağır sözler söyledi ki bana. Hani başta travmasını verdim ama bir açıdan da bakınca haklı olduğu yerler var. Ben hiçbir zaman kadın dilinden anlayan bir adam olamadım. Onu korumaya çalışırken onu incittiğimin farkında değildim. Tamam. Ben konuşurum Yeliz'de. Alırım gönlünü. Ama beni kırdığının da farkındasın değil mi? Bunca şey olmuş bitmiş, yeni haberim oluyor. Ben senin sadece avukatın değilim diye kaç kez söyledim sana. Biliyorum Ferit. Yanımda olduğunu biliyorum. Bundan sonra sana daha çok ihtiyacım olacak. Ben polislere haber verdim. Yani konağın güvenliğini de artırdım ama senin adamların haberi olması yine bizim işimize yarar. Tabii tabii. Sen fazla endişelenme. Hasta haliyle çok fazla uzaklaşamaz. Yakında polis tepesine biner. Umarım. Ferit, benim şimdi kapatmam gerekiyor. Sen adamlarına haber vermeyi unutma, tamam mı? Hiç merak etme. Telefonu kapar kapamaz arıyorum dostum. Bana güvenebilirsin. Ferit yapma. Sana güvendiğimi biliyorsun. Tamam tamam. Görüşürüz. Güveneceksin tabii. Ne de olsa eski dostuz.